Önümüz Kurban Bayramı. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Tabii sağlık yönünden Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlar var sağlık anlamında. Özellikle but hastalığı olanlar, eskilerin zengin hastalığı dediği ürik asit yüksekliğiyle karakterli hastalığı olanların et tüketiminde biraz ölçülü davranması gerekiyor. Tabii Kurban Bayramı özelliği gereği çok kurban ve et tüketimine uygun bir hafta olma sebebiyle özellikle taze kesilmiş kurbanı hemen tüketmek doğru değil. Sindirim sistemi rahatsızlığı yapar. Hemen her insanda bir de şu an mevsim gereği yaz sonu, sonbahar başı tam hava değişimi zamanı olduğu için sindirim sistemi hastalıklarının arttığı bir haftadayız, aydayız. Özellikle mide hastalığı olanlar, hazımsızlık, kabızlık, safra kesesi iltihabı, taşı, çamur gibi rahatsız olanların bu et tüketiminde ve bayramda aşırı yemekten kaçınması gerekiyor. Bu tabii ki şeker bayramı için de söz konusu. O bayramda şeker hastalığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor şeker tüketim açısından. Bu bayramda gut hastalığı olanların, romatizmal hastalığı olanların, kilo fazla olanların biraz daha dikkatli tüketim yapmaları gerekiyor. Özellikle taze et tüketimi konusunda mutlaka bekletilmesi gerekiyor. Eti böbrek hastalığı olanların da dikkatli tüketmesi gerekiyor çünkü et protein açısından çok zengin olduğu için protein üre ham maddesi olması sebebiyle böbrekler yüklenmeye yapar. Eğer denize girmiyorsa fakat üresi zamandan yüksek çıkıyorsa kronik böbrek yetmezliği var ise bunların günde 40 gramdan fazla protein veya et tüketmemesi gerekiyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum.